Merhabalar, kanalımdan, mutfağımdan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar değerli izleyicilerim, değerli abonelerim. Ballı Nefis Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi sizlere muhteşem bir kurabiye tarifi hazırladım. Kurabiyemizi yapmak sadece 5-6 dakikanızı alacak. Ve gerçekten muhteşem, harika bir kurabiye tarifi. Umarım sizler de tarifimi beğenir, sizler de uygularsınız. Evet arkadaşlar, ekranda görmüş olduğunuz gibi kabımıza 1 su bardağı 200 ml pudra şekeri alalım. 1 yumurta sarısı ilave edelim. Ve 250 gram katı yağ ilave edelim. Daha sonra spatula ile macun haline gelene dek karıştıralım arkadaşlar. Ben bu kurabiye tarifimde 3,5 su bardağı 200 ml un kullandım. Ve üzerine bir pakette kabartma tozu ilave ettim. Arkadaşlar unumuzu çok dikkatli, kontrollü bir şekilde ilave edelim. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğuralım. Arkadaşlar unumuzu dikkatli kullanalım çünkü hepimizin kullanacağı un markaları ayrı ayrı olacağı için farklılık gösterebilir. Bu yüzden dikkatli ve unumuzu da eleyerek ilave edelim. Ben öyle yaptım. Bakın arkadaşlar, şimdi yoğurmuş olduğum hamurumu kontrol ediyorum. Ele yapışmayan kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurdum. Gerçekten harika, muhteşem bir hamur oldu. Arkadaşlar, ben bu kurabiyeye aslında fındık kırığını, yani rondodan geçmiş fındığı çok yakıştırıyorum. Fakat bende fındık olmadığı için ben ceviz kullandım. Cevizimin içerisine de rondodan çekmiş olduğum cevizimin içerisine de bir yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, yumurtamın beyazını da yine burada kullanacağım. Hamurumu da gördünüz arkadaşlar. Dediğim gibi çok güzel bir hamur oldu ve hamuru ceviz büyüklüğünde alıp böyle avuçlarımın içinde yuvarlayarak ve daha sonra hafif her iki avucumun arasında hafif böyle yaslayarak arkadaşlar, daha sonra yumurtanın beyazına batırıp ve tekrar cevize bulayıp tepsime dizdim arkadaşlar. Dediğim gibi harika bir kurabiye tarifi ve gerçekten çok yapım aşaması çok pratik, çok kolay olan bir tarif. Umarım sizler de beğenir, sizler de tarifimi uygularsınız. Ve buraya kadar benimle birlikte tarifimi, videomu izleyen bütün arkadaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. Ve ayrıca arkadaşlar, kanalımda olmayan arkadaşlar, ilk kez bu video ile kanalımda karşılaşan arkadaşlara sesleniyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olur, zil butonunu açar, beğeni ve yorum yaparsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Arkadaşlar, kanalımı, videolarımı eşinize, dostunuza paylaşıp onlara önerirseniz Allah hepinizden razı olsun.
Allah ne muradınız varsa versin. Sizler beni sevindiriyorsunuz. Rabbim sizleri sevindirsin. Evet arkadaşlar, bu arada görmüş olduğunuz gibi kurabiyelerimi yuvarlıyorum. Önce yumurtanın beyazına batırıp daha sonra cevizi bulayıp iyice her tarafına ceviz gelecek şekilde, daha sonra tepsime yağlı kağıt aldığım fırın tepsime diziyorum. Ve arkadaşlar, daha önce ısıtmış olduğum 180 dereceye ayarlamış olduğum fırına pişmesi için kurabiyelerimi yapmış oldum. Kurabiyeleri yolluyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, hem yapım aşaması çok pratik, hem de malzemesi ekonomik. Az malzemeyle bu kadar güzel bir lezzet. İnanın arkadaşlar, olacak gibi değil. Sizler de yaptığınız zaman, denediğiniz zaman lezzetini, tadını ve pratikliğini göreceksiniz. Evet arkadaşlar, bakın kurabiyelerin pişti. Kurabiyelerin altı kızarana kadar, pişene kadar kurabiyelerimizi iyice pişirelim arkadaşlar. İçleri çiğ kalmasın. Ve ben öyle yaptım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel kurabiyeler oldu. Mis, harika. Evet arkadaşlar, her zaman olduğu gibi yine güzel bir videomun, yine güzel bir tarifimin hemen hemen sonuna geldik. Bir dahaki güzel tariflerde, bir dahaki güzel videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın, kanalımda kalın arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar, bakın mis gibi. 5 çaylarında ani gelen arkadaşlara, ani gelen misafirlere. Arkadaşlar her zaman, her zaman evde bulundurulabilecek bir kurabiye tarifi. Hoşça kalın.